90+1 devam ediyor. Efendim 90+1'den iyi akşamlar. Bugün konuğumuz, gene çok değerli bir konuğumuz var. Galatasaray Başkan Vekili Sayın Adnan Öztürk konuğumuz. Onunla belki de birçoğunuzun hiç bilmediği taraflarını da görerek bir hoş bir sohbet yapacağız. Adnan Bey'i belki farklı şekilde tanıyanlarınız var ama ben içeride sohbet ettim. Hakikaten birçok ilginç ve hepinize "aa öyle mi" dedirtecek noktaları da birlikte konuşacağız. Adnan Bey hoş geldiniz önce. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok mersi. Son derece yoğun bir gündemin içerisindesiniz. O yoğun gündemden bazı sorular soracağız. Burada hemen başlarken herkese söylediğim lafı bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Ben aldığım terbiye gereği bütün konuklarımızın bizim başımızın üzerinde yeri var. Bizim herhangi bir konuğumuzu yargılamak, onun karşısında yargıç olmak, onun karşısında savcı olmak gibi bir düşüncemiz asla olamaz. Ben soruları sorarım. Verilen soruları değerlendirme ya da yargılama hakkı sizlerindir ekranlarınızın başında. Ama burada benden bu tür şeyler isterseniz eğer bu konuda çok yanılırsınız. Kavga, dövüş, gürültü, kafa, dirsek birçok bununla ilgili program var. Bunları izlemek isteyenleri biz oraya davet ederiz ama burada her türlü sorumuzu sorar, cevabımızı alırız. Beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez. Şeyle başlayayım Adnan Bey. Bu Ribery'i bulan siz miydiniz? Ribery'i bulan demeyelim de Ribery transferinde ben rahmetli Özhan Canaydın döneminde yönetim kurulu üyesiydim, yedek üyeydim. Transfer, ara transfer dönemiydi. Ribery'i sene sonunda almayı düşünüyorduk. Bizim şirketin sponsor olduğu takımda oynuyordu, Metz'te oynuyordu. Fakat o arada transferde biraz bir iki günde karar vermek gerekti ve Ocak ayında gittik aldık geldik. Peki kim gördü Ribery'i? Yani kim böyle bir şeyin peşine düştü? Bu müthiş. Bence son yılların en müthiş transferiydi o. Şimdi onun enteresan bir tarafı var. Şimdi benim çalıştığım şirketin CEO'su, dünya CEO'su eski bir Fransız profesyonel futbolcuydu. Dolayısıyla Metz takımını çok yakından takip ediyordu. Rahmetli Özhan Canaydın ağabeyimiz, başkanımız da tanıyordu kendisini. Çünkü defalarca beraber olduk. Yemekler yedik. O sohbetlerden çıkmıştır Ribery konusu. Transferi de çok zor olmadı zaten. 2 saat zamanımızı aldı. Gerisi ama tatlı bitmedi. Gerisi evet. O evet. Son derece ilginçti. Evet. Hakikaten elinizden kötü kaçırdınız. Peki elinizden kaçıracağınızı siz hissetmediniz mi? Yani o tabii, anlaşmalar vesaire mutlaka işin içerisinde siz de vardınız. Tabii ki şimdi anlaşmalar yapılırken tabii ki ben vardım ama ben direkt futbol şubesiyle sorumlu değildim. Dediğim gibi zaten yedek yöneticiydim ama inanın işte burada biraz kurumsal eksiklik. Yani Doğru. Birazdan daha detayına gireceğiz bunların. Artık spor kulüplerinin özellikle futbolun artık kurumsal yönetilmesi gerektiği. Çok basit hatalar yüzünden kaçtı Frank Ribery. Yani futbol sektöründe çok önemli bir meblağ olmayan bir parası 90 evet. gün içinde ödenmediği için evet. Kendisinin gitme hakkı doğmuşmuş diyorum. Neden diyorum? Ben de bu vesileyle öğrendim. Öğrenmenin faturası biraz ağır oldu. Gerçi 10 milyon euro getirdiği zaman serbestti. Ama tabii oldu. Biz de bir dersler aldık ama Frank Ribery gerçekten çok enteresan bir çocuktu. Şimdi de çok çok başarılı oldu. Müthiş. Ki başarılı olacağı da belliydi zaten. Bayern Münih'i aldı götürüyor. Evet. Transfer işlerine karışıyor musunuz? Yani o dönemde yani de... O dönem içinde, bu dönem içinde. O dönemde de transfer işlerine şöyle karışıyorduk. Yani bize bir görev düşerse işte uluslararası bağlantılarımız, tanıdıklarımız, çevremiz o zaman karışıyorduk. Bu dönemde de tabii bir iş düşerse yine karışırız ama yine söylediğim gibi zaten futbol şubesi var. Fatih Terim gibi hocamız var işin başında. Dolayısıyla onların bir yardıma ihtiyaçları olursa karışırız tabii ki, bir telefona bakar. Mesela siz bunu gerçi Galatasaray TV'de yayınladınız, yalanladınız ama Yiğit Gökoğlan için hiç kimsenin haberi olmadan sizin Manisa Başkanı'yla konuştuğunuza, görüştüğünüze dair haberler çıktı. Siz bunu Galatasaray TV'de yalanladınız. Ben başka bir açıdan, yani orada beyanınıza elbette inanmak durumundayım. Başka bir açıdan soracağım. Bir yönetici takımın menfaati için teknik direktörünün haberi olmadan sadece kendisi özel dost sohbeti olarak bu tür sohbetler yapamaz mı? Sizin mesela yöneticilik anlayışınıza bu iş ters midir? Tamamıyla ters. Neden ters? Çünkü ben bunu her zaman söyledim. Söylediğim zaman da eleştiriliyorum. Gerçi bu akşam biraz eleştirilen yönlerimize de gireceğiz. Ben bir yerde bir cümle ettim. Dedim ki Türk futbolu şu anda dünyanın en pahalı amatör futbolu. Çünkü bizim gibi amatör yöneticiler tarafından yönetiliyor dedim.
Şimdi artık futbol endüstrisi profesyonelce yönetilmeli. Futbolun stratejilerinin yapılarak yönetilmesi lazım. Futbolu bilenlerin yönetmesi lazım. Dolayısıyla teknik direktör, sportif direktör, idari direktör ki bunlar hepsi şu anda Galatasaray'da Fatih Terim hocamız. Stratejiler yapılırken kimin ne kadar alınacağı, tabii nakit akış kısmında şirketin yönetim kuruluna hep beraber bakabiliriz. Stratejilere hep beraber bakabiliriz ama ben hiçbir yöneticim ki özellikle ben ki futbol konusunda ben sadece bir amatör seyirciyim. İşte şunu alsak nasıl olur, bunu alsak nasıl olur diye yapacağım en son konuşma olur diye tahmin ediyorum. Diyorsun. Evet. Peki o zaman belki de geçen yılın, yavaş yavaş gireceğiz o konudan ama geçen yılın en çok konuşulan konularından bir tanesi kendi maçından önce bir oyuncuyla transfer görüşmesi. Onun süresi tabii tartışılabilir ama yani 3 ay önce yapmışsanız eğer bu transfer görüşmesi midir? Siz bunu etik buluyor musunuz? Önce bunu sorayım. Yani siz bir oyuncuyu almak istiyorsanız o oyuncunun takımıyla da atıyorum 10 hafta sonra maçınız varsa 10 hafta önce o oyuncuyla konuşmak etik olmayan bir davranış mıdır? Böyle teorik olarak bunun cevabını sizden öğrenebilir miyim? Şimdi etik olup olmamasından önce bir kere şunu bilmek lazım ki bu yasak. Hı hı. Başka bir takımda kontratı olan bir oyuncuyla transfer görüşmesi yapmak yasak. Hı hı. Evet, tabii ki takımından izin alırsanız, yazılı izin alırsanız yapabilirsiniz ki Galatasaray camiası özellikle son Şakiri olayında bunu net bir şekilde yaşadı. Şakiri Bayern Münih ile oynamadan önce Bayern Münih'e iki kulüp anlaşarak transfer oldu. Şimdi zaten bu yasak. Dolayısıyla yasak olan bir şeyin etik mi değil mi diye tartışmaya bence gerek yok. Zaten yasak. Bu söylediğim yine ben de söyleyeyim onu. Tırnak içinde zaten kulübünden izin alarak böyle bir görüşmeyi yapmaktan kastım bu. Evet. Yani kulübünden izin alındığı zaman tabii ki yapılabilir. Ama yani gizli gizli yapılması zaten yasak olduğu için de etikte değildir. Peki mesela sorular da geliyor. Yiğit Gökalan transferinde açıklığa kavuşması için siz bu tür izinler hepsi alınarak yapıldı bu transfer zannediyorum. Ve Necati Ateş'le ilgili transferde bu görüşmelerden şimdi önce bu izinler alındı. Evet, Yiğit Gökalan transferinde tabii ki izinler alındı. Ya izinler almayı zaten transfer sezonunda yapıldı İçinde bunlar. Yapıldı. Dolayısıyla hatta biliyorsunuz demin de VTR'de gördüm. Emniyet müdürlüğüne çağırdığımı sordular. Soracağım. Yani transferin bir sezonu var. Transferin federasyon tarafından verilmiş bir zamanlaması var. İzinle ilgili bir zamanlaması var. O zamanlama içinde Yiğit Gökalan transferi yapıldı. Abdurrahim Albayrak kardeşim çok uğraştı. Fatih Hoca da çok beğendi, istediği futbolcuydu. Aldık şu anda kadromuzda. İlerisi için çok ciddi anlamda ümit veren genç bir oyuncu olarak oynuyor. Aynı şeyi geçen sene Fenerbahçe Amerika transferiyle ilgili bu konuda birçok spekülasyon yapıldı. Sizin o konudaki görüşünüz neydi peki? Yani ben şimdi rakip takımlarla ilgili özellikle bu tür spekülasyonlara girmek istemiyorum. Zaten özellikle 3 Temmuz'daki operasyondan sonra 4 Temmuz'da başlayan 4 Temmuz'u iyi hatırlıyorum. Çünkü yaş günüm olduğu için 4 Temmuz'dan beri. Bütün konuşmalarımda, bütün demeçlerimde, beyanlarımda özellikle hiçbir takım ismi söylememeyi tercih ediyorum. Dolayısıyla bahsettiğiniz olay da zaten şu anda adliyede, mahkemede olan bir olaydır. Dolayısıyla o olay hakkında bir fikir yürütmek de bence şık olmaz diye düşünüyorum. Peki Muslera ve Melo transferinde bu sezon başında bunların yüksek ücretli oyuncular olduğu ve bu nedenle de eleştirilerinizin olduğu söylendi. Bu konuda o dönemde ne oldu? Hakikaten siz bu oyuncuları ya bunların paraları çok fazla biz bunlara niye bu kadar para veriyoruz diye eleştirdiniz mi transferde? Yani medyada öyle çıktı ama tabii ki Muslera transferinde Melo transferini tam söyleyemeyeceğiz. Çünkü Melo biliyorsunuz kiralık oynuyor Galatasaray'da. Muslera transferinde hayır hiç öyle bir konuşmamız olmadı. Ama ayrıca şunu da iyi bilmek lazım. Yani bir kulübün yönetim kurulu var. Yönetim kurulunda tabii ki maliyetler tartışılabilir, nakit akış tartışılabilir, bilançolar tartışılabilir. Çünkü sonuçta halka açık bir şirket yönetiyorsunuz. Böyle bir tartışmalar Melo konusunda olmuş olabilir. Fakat bu tartışmaları toplasanız zaten 3 dakikayı bulan tartışmalar değil. Ben sizin kişisel fikrim açısından soruyorum. Kişisel fikrim açısından tabii ki bir şirketin yönetim kurulunda bunlar önemli rakamlardır. Bahsettiğimiz rakamlar şimdi dünyanın her yerinde 1 milyon euroda, 2 milyon euroda, dolarda çok ciddi rakamlardır. Dolayısıyla tabii ki şirketlerin yönetim kurulunda bunlar tartışılabilir. Bu tartışmaların da
olması gayet doğaldır ve sağlıklıdır diye düşünüyorum. Ama evet, size biraz pahalı geldi o zaman benim anladığım. Yani doğru. Çok ben net söylüyorsunuz. Ben Melo ile ilgili şimdi hiçbir zaman ortada var olan bir şeye hayır demem. Melo'nun maliyetiyle ilgili doğrudur. Ben yönetim kurulunda evet bunun maliyetini biraz yüksek bulduğumu söylemiştim. Peki şimdi aradan zaman geçti. Melo'nun performansını gördünüz. Görüş olarak benim de bazen ya bu topçu bu topu parayı alınır mı diye düşündüğüm ama sonra beni yanılttı oluyor. Sizce maliyetini futbol performansı olarak geri kalanı soracağım çünkü. Karşıladı mı sizce Melo? Bence karşıladı. Evet. Tabii. Bence yani karşıladı çünkü Galatasaray'ın geçen sezonki puan durumuyla şu andaki durumuna baktığınız zaman öyle kolay kolay her takımın atlatabileceği bir badireden geçmedi. Çok zor bir dönemden geçti. O dönemde bence bir tek Melo değil, başta Fatih Hoca ve ekibi olmak üzere bütün futbolcular üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptılar. Ki onları da her zaman cani gönülden kutluyoruz. Ama yine söylüyorum, maliyeti tabii ki tartışılacaktır. Çünkü işte UEFA kriterleri diyoruz, financial fair play diyoruz. Bunların hepsine geldiğiniz zaman da şirket yönetimine geldiğiniz zaman da şimdi rakamları görmezden gelerek de bir kulübü ya da şirketi yönetmek mümkün değil. Mümkün değil. Siz bir o açıdan da mutlaka bakıyorsunuz. O açıdan da bakmamız gerekir. Evet. Şimdi yine çok speküle edilen noktalardan bir tanesi. Mesela Fatih Hocam Liverpool maçından sonra çok sert konuşmuştu. İdari ve teknik sorumlu olarak çerçevesi çizilmiş bir sözleşmeden bahsetmişti. Başlangıçta Fatih Hoca ile aranızda bir farklı görüşlerden kaynaklanan bir iletişim problemi ya da bir tartışma yaşandı mı? Yok, şimdi bugüne kadar ben Fatih Terim hocamla aramız gayet iyidir, ilişkilerimiz gayet iyidir. Düşünce tarzımız birbirine çok yakın. Şimdi benim futbol hakkında ahkam kesmeye kalkmam saygısızlık olur. Şimdi benim mesleğim hakkında Fatih Terim hocamız herhalde ahkam kesmez. Ben de onun mesleği konusunda ahkam kesmem. Dediğim gibi ben futbol konusunda bir amatör yöneticiyim. Şirketin tabii ki stratejileriyle, finansal durumuyla ilgili tabii ki yorumlarda bulunabilirim, görüş beyan edebilirim, karar verilme sürecine katkım olabilir ama Fatih Terim hocamla biraz ilk seçildiğimiz zaman medya beni özellikle hem Ali Dürüst ağabeyimizde ki biz Galatasaray'da abi kardeş diye konuşuruz, hem Fatih Terim hocayla biraz tartışmayı medya sevdi. Ama bunun gerisinde hiçbir zaman ne Ali Dürüst'le ne Fatih Terim'le aramızda inen en küçük bir tartışma olmamıştı. Peki nereden çıktı bu? Yani hani sizin başka bir yerde söyleyeceğim, ateş olmayan yerden duman çıkmaz gibi bir tabiriniz var. Durup dururken niye Ali Dürüst'le Refik Bey'i tartıştırmadılar da Ali Dürüst'le ve Fatih Hoca ile sizi tartıştırdılar? Yani şimdi bu tabii Galatasaray'da bir şey oldu. Şahin yönetici olduğum için ben biraz böyle hani ters adam, biraz sert adam diye lanse edildiğimiz için ki genelde de kamuoyu öyle tanıyor. Herhalde birilerinin hoşuna gitti. Herhalde bu da reyting aldı ki sonuçta ama yine Fatih Terim hocamızla da Ali Dürüst'le de günde bir iki kere konuşuyoruz. Ortak yürüttüğümüz projeler var. Onlarla ilgili tartışıyoruz ama aramızda hepimizin göreve başladığı günden beri en küçük bir tatsızlık olmadı. Olmadı diyorsunuz. Evet. Peki Fatih Hoca'nın, çocuklar 6 numaralı VTR'mizi bir koyabilir miyiz? Fatih Hoca'nın sportif direktörlükle ilgili bir görüşünüz var. Bir onu koyalım. Onun arkasından da sizin bu konudaki görüşünüzü alalım. Öztürk'ten Terim için sürpriz öneri. Galatasaray 2. Başkanı Adnan Öztürk, Fatih Terim'in Sportif AŞ yönetimine girmesi için Ünal Aysal'a bir talebinin olduğunu söyledi. Neden? Şimdi bakın bu demin yine söyledim. Şimdi her işi uzmanları yönetmeli. Şimdi bizim Sportif AŞ diye bütün futbol aktivitelerimizin yönetildiği ki asıl Galatasaray'ın bütçesinin ve cirosunun %80'ine yakınını çekip çevirdiğimiz bir şirketimiz var. Böyle bir şirketimizin de halka açık bir şirket biliyorsunuz bu. Yeni de sermaye artışı yaptık. Hatta sermaye artışıyla dolayı da biraz kritik aldık biliyorsunuz kamuoyundan. Şimdi buranın yönetim kurulu var. Buranın yönetim kurulu bizlerden oluşuyor. Şimdi bu şirketin bir bilançosu var. Şirketin kar etmesi gerekiyor. Çünkü halka açık bir şirket. Zaten kar etmeyen şirketler zaman içerisinde iflas ederler, yok olurlar. Eğer kulübünüzü, şirketinizi sağlıklı büyütmek istiyorsanız zarar etmeden yönetmeniz lazım. Bakın altını çizerek söylüyorum, zarar etmeden diyorum. Çünkü Türkiye'de futbol kamuoyunda sürekli borç konuşulur. Doğru. Tabii ki borç önemli bir kriterdir ama önemli kriter değildir. Değil. Borçlu olabilirsiniz ama yönettiğiniz sistem
nakit üretebiliyorsa, yürüttüğünüz sistem kar üretebiliyorsa tabii ki borçlu olmanız da gayet sağlıklıdır. Fakat Türkiye'de hemen hemen yani bütün kulüplerin bilançolarını çok ezbere bilmesem de sürekli senelerdir takip ettiğim için Türkiye'de futbol sektöründeki şirketler zarar ediyor. Zarar, hemen hep. Şimdi ben de orada yönetim kurulu üyesiyim. Dolayısıyla bu şirketin 3 ila 5 senelik bir strateji yapması lazım. Bütün planlamasını yapması lazım. Ve bu şirketin işi de futbol. Şimdi Florya'da altyapı binasının yenilemeden sonra işte küçük bir ziyaret gibi, küçük bir açılış gibi bir organizasyondan sonra hep beraber yönetim kurulu, teknik kadro yemek yerken tesadüfen Fatih Hoca ile yan yana oturuyorduk. İşte altyapıyla ilgili projeleri konuştuk. Bir sağlık merkezi kurmak istiyoruz, onları konuştuk. Daha sonradan tabii bizim stada gitmemiz gerekiyordu. Çünkü yönetim kurulu toplantısı vardı. Ben de Fatih Hoca'ya şunu söyledim. Dedim hocam yani bu işte bir terslik var. Yani Galatasaray'da futbolun patronu sizsiniz. Biz futbolu yöneten şirketin yönetim kurulu toplantısına gidiyoruz. Ben futbol konusunda amatör bir insanım. Asıl profesyonel sizsiniz. Asıl profesyonel sizsiniz, asıl uzman sizsiniz. Dolayısıyla yani sanki orada daha çok benim değil de sizin, sizin yönetim kurulu üyesi. Ne dedi? Tabii ki önce bir şaşırdı ama tabii ki buna mantıklı hayır. Hayır, tabii mantıklı. Evet. Yani eşyanın tabiatına da aykırı olur zaten bunun tersi. Ben bunu Ünal Aysal Başkanıma da ilettim. Yönetim kuruluna da ilettim. Umarım en kısa sürede gereği yapılır. Diyorsunuz. Şimdi çocuklar şu bir nolu şeyimizi verelim. Slide'ımızı verelim. Sizinle ilgili ilginç bir şey, bir VTR değil, arkadaşlarım şu anda kenardan slide'ı verecekler. Hadi bakalım çocuklar, bir numaralı slide'ımızı, Galatasaray'la ilgili bir bilgimiz var onu. Bir gelsin bakalım, Sayın Başkan'a soralım onu. Gelecek mi çocuklar, biliyorsunuz ben oldukça hızlıyımdır. Sevgili Emre geliyor mu? Arkadaşlarım seçtiler. Avrupa'da kafa golü yemeyen bir tane takım var. Bakalım o kimmiş? Avrupa'nın liderleri de geliyor. Geçsin, geçsin arkadaşlar. Hadi devam edin. Hepsi bir bir gidiyor. Bakalım kim kalacak? Avrupa'da kafa golü yemeyen tek takım kalacak şimdi. Hadi biraz futbol soracağım size. Avrupa'da kafa golü yemeyen tek takım Galatasaray. Bundan haberiniz var mıydı? Hayır. Bundan büyük bir... Fatih Hocam kafa golü yemediğini biliyordur da. Ama Avrupa'da kafa golü yemeyen tek takım olduğunu sanıyorum Fatih Hocam da bilmiyordur. Bunu neye bağlarsınız? Biraz futbol soracağım. Sonra azıcık yumuşatalım. Yine şimdi tabii yani biraz futbol sorduğunuz zaman da ben bir amatör seyirci olarak şimdi... Kafa golü yemediysek bunu Muslera'ya bağlamak lazım. Bir de önünde oynayanlara bağlamak stoper, lazım. İki stoper, evet, hakikaten evet. Öyle. Bir de tabii kenardan ceza alanına yaptırdığınız orta sayısı da ciddi anlamda az. Şimdi Galatasaray'ın bu sene 4, şunu söyleyeyim önce. Son 11 seneye baktığımız zaman 4 büyüklerin kendi içindeki maçlarda uzak ara en iyi takım Fenerbahçe. Son 11 sene toplamında. Ancak bu sene, verin bakalım çocuklar. Bu sene 4 büyüklerin kendi aralarında başka hiçbir işle uğraşmadan bunları verin çocuklar. Dört büyüklerin kendi aralarındaki puan durumuna baktığınız zaman Galatasaray sadece kendi aralarında yaptıkları maçlarda 12 puanla başta. Fenerbahçe 9 puanla onu izliyor. Fenerbahçe Trabzon 5 ve Beşiktaş 5 puanda. Yani Galatasaray en çok atanı, en az yiyeni dört büyüklerin bu seneki aralarındaki durumda. Şimdi başarılı bir sezon geçirdi Galatasaray ama ligin başında arasında sorun olduğu çok iddia edilen bir yönetim var deniyordu size. Siz de orada çok ilginç bir şey söylemiştiniz. Biraz sonra bir veteride de galiba o var. Dediniz ki ya bizim aramızda aslında bizim söylediğimiz bir sorun yok ama birilerinin galiba servis ettiği bir şeyler var dediniz. Neydi o Adnan Bey? Kim neyi servis etti? Yani şimdi o konuşma şöyle geçti. Ben demin içeride size de söyledim. Ben üniversitelere gidip gençlerin davetlisi olarak gidip çeşitli panellere katılmayı çok seviyorum. Hı hı. Ve ciddi de zaman ayırıyorum. Hı hı. Ama bu spor yöneticiliği için değil bir tek. İşle alakalı konularda olsun, çevreyle alakalı konularda olsun. Sürekli üniversitelerde panellere katılırım senelerdir. Hı hı. Bir panelde herhalde Sabancı Üniversitesi'ymiş, tam hatırlayamıyorum. Hatta bir profesör sordu, öğrenci sormadı. Ve tesadüfen o günde spor medyasından arkadaşlarımız vardı. Onlar da gayet keyifli paneli seyrediyorlardı. Hı hı. Profesör arkadaşımız, hocamız biraz sertçe Galatasaray'ın yönetim kurulunda problemler olmaması gerektiğini, bu yönetim kurulundan çok şey beklediklerini, lütfen bu problemleri hallediniz Sayın Başkan, aranızdaki problemleri. Bir de bu medyaya biz işte biraz sert yapın, hı hı. Bu problemleri yazmasın deyince ben de dedim ki hayır, şimdi bakın
bir kere medyayı suçlamayın dedim. Şimdi medya dedim durup dururken hiçbir zaman bir haber yazmaz. Hı hı. Yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Az dolayısıyla medyadaki arkadaşlar dedim kendileri de burada durup dururken yazmazlar. Muhakkak dedim bu içeriden servis ediliyordur. Birileri bir şeyler söylüyorlardır. Belki de dedim içerideydim problem çıkmasını isteyenler vardır dedim. İçeride problem var mıydı? Yani içeride problem vardır tabii. Vardır. Yani problem bakın 15 kişinin oturduğu başkan dair 16 kişinin oturduğu bir masada ki bu 16 kişinin hepsi değişik sektörlerden geliyor, değişik sosyal çevrelerden geliyor. Biraz da içinde güçlü kişilikler oldu. Egolar da güçlü. Egolar evet biz yöneticilerin egoları biraz güçlü. Güçlü. Yani hatta bazen futbolcuların hatta teknik direktörlerin önüne de geçmeye çalışıyoruz egolarla. Oralarda tartışmalar olacak ama her tartışmayı da problem olarak adlandırmamak lazım. Tartışmalar belli bir seviyede kaldığı sürece gayet de sağlıklıdır. Siz hepimiz, belli seviyede kaldı diyorsunuz. Belli seviyede kalıyor. Çünkü evet. Galatasaray'da çok samimi söylüyorum. Galatasaray'da hitap tarzından başlayan, oturmanızdan kalkmanızdan başlayan sinsileler vardır, hiyerarşiler vardır. Onlar zaten herhangi bir saygısızlık olmasına kesinlikle müsaade etmez. Onunla ilgili biraz sonra çok ilginç bir soru soracağım ama önce tabii bu sene en çok konuşulan şey tartışmasız Fenerbahçe'nin de içinde bulunduğu dava idi. O dava ile ilgili de burada biz Sayın Nihat Özdemir'i de konuk etmiştik ve Sayın Nihat Özdemir'in özellikle Galatasaray Kulübü ile ilgili bir takım söyledikleri vardı. Bir takım rahatsızlıkları vardı. Şimdi müsaade ederseniz çocuklar 11 numaralı VTR'yi rica ediyorum. O gelsin arkasından sizin yorumlarınızı isteyeceğim. 11 numaralı VTR gelsin çocuklar. Bakın hiç unutmuyorum. 18 kulüp bir araya geldi kulüpler birliği olarak ve federasyon başkanına bir toplantı yaptık. Ve bir karar ürettik orada. Liglerin başlamasıyla ilgili, alınacak önlemlerle ilgili bir kararlar ürettik. Hı hı. Ve hepimiz dağıldık. Hı hı. Bu dağıldıktan tahminen 3 veya 4 saat sonra Galatasaray Spor Kulübü bir açıklama yaptı. Resmi Galatasaray orada var mıydı? Galatasaray da vardı. O kararın altında Galatasaray imzası vardı. Galatasaray da vardı. İmzası değil, hep zaten orada hep birlikte bir sözlü mutabakata vardık. Galatasaray'da mutabakatın içindeydi. Sayın Başkan, Galatasaray'da bu 18 kulübün mutabakatının içindeydi diyor. Ne diyorsunuz? Şimdi bu bahsedilen mutabakatın ne olduğunu ben anlamadım. Şey sonrası, Şike davası sonrası işte kulüpler birliği bir araya geldi biliyorsunuz. O hatta siz o şeye gitmek istemediniz. O toplantıya gitmek istemediniz. Bundan sonra yapılacak yöntemlerle ilgili bir toplantıdan bahsediyor. Orada bir mutabakata varıldı diyor. Tabii o mutabakatın içeriğini sizler daha iyi biliyorsunuz ve sizin de bunun altında imzanızın olduğu söyleniyor. Şimdi bakın çok net söylüyorum. Defalarca kulüpler birliği toplantısına ben kulübüm adına katıldım. Tahmin ediyorum bir tanesine katılmadım. Orada Ali Dürüst ağabeyimiz kulübü temsil etmişti ki o ilk toplantıydı. Hepsine katıldım. Şimdi o süreç içerisinde içeride nasıl davrandıysam Galatasaray'ı temsilen dışarıda da aynı söylemleri yaptığım için bu şike konusunda özellikle kulüpler birliği ilgili toplantılarda Galatasaray'ı suçlayacak en küçük bir eleştiriyi kabul etmem mümkün değil. Neden değil? İlk gün toplantıda şunu söyledim. Bunu kamuoyuyla da paylaştım. Çok önemli bir olaydır. Türk futbolu için son derece riskli bir olaydır. Ama önce kuralların insani boyutlarına bir bakalım. Çünkü hapiste yatan insanlar var. İnsani boyutlarında Avrupa standartlarını yakalamak için verilen cezaların biz Galatasaraylı hiç kimsenin İçeride olmamasına rağmen biz sonuna kadar elimizden geleni yaparız. Burada mesele A takımı B takımı değildir. İnsani boyutta bunu yapmamız gerekir. Hatta sevgili İlhan Cavcav Başkan dedi ki ya Galatasaray camiasında özellikle Galatasaray Üniversitesi'nden dolayı son derece kaliteli hukukçular var. Bununla ilgili dedim ben onları da harekete geçiririm ve biz Galatasaray olarak gerekirse bu konunun liderliğini almaktan da hiçbir şekilde çekinmeyiz dedim. Sevgili Başkan bir şey soracağım. Şunu mu anlayayım ben? Çünkü hiç bu söylediğiniz bir şey değildi. Siz ilk davanın ilk olduğu dönemde o Kulüpler Birliği toplantısında herhangi bir spor yöneticisinin bu nedenle içeride tutuklu kalmasından duyduğunuz rahatsızlığı ve bu nedenle o tutuklulukların kaldırılabilmesi için Galatasaray olarak
üstünüze düşen görevi yapacağınızı söylediniz, öyle mi? Bir adım daha ileriye gittim. Gerekirse liderlik bile yaparız. Yani Aziz Yıldırım'ın içeriden o dönemde içeriye tutukluk halinin kaldırılması için Galatasaray biz en çok çabayı, liderliği biz sergileriz dediniz, öyle mi? Evet, bakın burada... Çok ilginç. Ben, hayır, bakın. Duymadım ben A, B, C isimlerin hiçbir emniyeti yok. Burada biz... Ama orada en büyük isim, yani en çok konuşulan isim Aziz Yıldırım. Yani şimdi insani boyuta geldiğiniz zaman insani boyutta büyüğü küçüğü olmaz bu işin. Herkes eşittir. Biz de şunu dedik, kimsenin acı çekmesinden, kimsenin dert çekmesinden biz mesul olmayız. Şimdi evrensel kurallara baktığınız zaman suçların evrensel boyutuna, Avrupa boyutuna bakıyorsunuz. Onların Türkiye boyutuna verilen cezaların bakıyorsunuz, çok ciddi fark var. Şimdi bizim bu konuda yapmamız gereken tek mesele evrensel hukuku uygulamamız. Ne eksik ne fazla dedik. Bunu yazdığımız bütün deklarasyonlarda da söyledik. Şimdi ne eksik ne fazla dediğiniz zaman kanaatimiz şu, verilen talep edilen hapis cezaları 25 seneler, 30 seneler bir şike için tabii ki futbol ciddi bir iş. Futbol ahlakın birinci sırada, etik kuralların birinci sırada olması gereken bir iş ama şimdi 25 sene hapis yatmaya da değecek kadar da hayati bir mesele değil. Dolayısıyla bunun Avrupa'daki cezaları neyse buraya indirilmesi için, hatta ben Galatasaray camiası tarafından da eleştirilmeyi sonuna kadar göze aldım. İmzamızı attık. Hatta benim o günkü attığım imza biraz fazla büyük ve biraz kalın çıktığı için de Galatasaray camiasından da eleştirenler oldu. Biz orada sonuna kadar üzerimize düşeni yaptık. Fakat bu cümlenin sonuna bir şey ekledim. Sportif cezalara gelindiği zaman Türk futbolunun Avrupa'ya gitmesini engelleyecek herhangi bir karar alınmaya çalışılırsa bunu dedim, lütfen bize açmayın bile. Onu konuşacağız. Yani dolayısıyla bu tür eleştirileri yani çok kabul etmem mümkün değil. Ama yine Nihat Özdemir'in, yine başkan vekili Nihat Özdemir'in federasyon etkilemeyle ilgili o programda söyledikleri vardı. Müsaade ederseniz onu tabii, görelim tabii. Arkasından. Arkadaşlar 12 numaralı VTR'mizi alabilir miyim? Üç saat, dört saat sonra Galatasaray Kulübü bir açıklama yaptı. Bakın bir takım, 17 takım bu tarafta kaldık. Federasyon sadece Galatasaray'ın yapmış olduğu bu açıklamadan sonra o günkü Kulüpler Birliği ile beraber aldığımız karardan vazgeçti. Ayrı bir yol çizmeye başladı. Bu bir Galatasaray Kulübü'nün bir defa yaptığı iş değil. Bunu 3-4 defa daha tekrarladı. Bu her tekrarladığında federasyon bir türlü çizgisinde duramadı. Yani ben şunu söylemek isterim. Eğer Fenerbahçe yönetimi biz bir karar aldığımız zaman herhangi bir şekilde ne olursa olsun, medya ne yazarsa yazsın, taraftar ne söylerse söylesin biz o kararın arkasında durup yürümeye devam ederiz. Halbuki federasyon alınan her kararda eğer bir takımın ki başta bu Galatasaray olmak üzere açıklamalarıyla veya medyada birkaç arkadaşın yazısıyla veya bir akşam yayınlanan bir televizyon programında ortaya çıkan bir konuyla ilgili devamlı karar değiştirerek bu süreci devamlı karar değiştirilen bir süreç olarak biz hep gördük. Evet. Ve bu sürece çok büyük zarar verdi. Galatasaray Kulübü, Federasyonu, Fenerbahçe'nin aleyhine bu kadar etkili değil mi? Şimdi eğer bizim bir açıklamamızla böyle bir karar verildiyse amenna. Yani bizim açıklamamızı ben çok iyi hatırlıyorum. Bizim açıklamamızda demin anlattığım kurallara riayet edilmesi, Türk futbolunun Avrupa'daki mevcudiyetiyle ilgili hiçbir risk alınmaması, yoksa her zaman söyledik, kimin ne ceza aldığı bizi hemen hemen hiç ilgilendirmiyor. Ayrıca insanlar ceza aldı diye de mutlu olacak da halimiz yok. Burada alınmaması gereken riskler var. Burada geçilmemesi gereken kırmızı çizgiler var dedik. Eğer bizim bir deklarasyonumuzla sevgili Mehmet Ali Aydınlar'ın yönetimindeki federasyon, herhalde liglerin biraz ertelenmesini başlarken aradaki zamanı söylüyor. Öyle olduysa amenna, ama yani buradaki eleştirilen hemen hemen tamamı Futbol Federasyonu'nun sürekli tavır değiştirmesine yönelik. Ya yani onları biz de eleştirebiliriz. Sürekli tavır değiştirmesini biz de eleştirebiliriz. Ama şu anda geldiğimiz nokta itibariyle bu eleştirilerin şu andaki Türk futbolun durumuna hiçbir katkısı yok.
Şimdi biraz sonra kısa bir reklam arası vereceğim. Biraz sonra bizim dışımızda da 10 kulüp var ama onların hiç sesi çıkmıyor. Neden sesinin çıkmadıklarını bilemiyorum demişsiniz. Onunla ilgili sorular soracağım. Aynı zamanda sizin Telekom Arena'da Beşiktaş oynasın mı oynamasın mı tartışmalar var. Onu soracağım. Bu arada tabii istatistiğe çok meraklı izleyicilerimiz var. Onlara da bir bilgi verelim. Bizim söylediğimiz kanattan hareketli toplarla yapılan ortalara vurulan kafa vuruşlarıdır. Duran toplardan değil. Onun için böyle hani çok bildiğini zanneden bazı seyircilerimize söyleyelim. Kanattan hareketli toplara yapılan ortalara vurulan kafa vuruşlarıyla yenilen gol açısından Galatasaray'ın yediği gol yok. Onu bir kez daha söylemiş olalım. Yine de katkılar için herkese teşekkür ederim. Sayın Başkan, sorularımız devam edecek. Ama biliyorsunuz ekmek parası var kanalların. Onun adına da reklam deniyor. Hadi bir reklama gidelim. Sonra tekrar beraber olacağız. Sen artı bir devam ediyor. Şimdi Türk futbolunun ekonomik olarak, moral olarak ve Türkiye'nin imajı olarak Avrupa'da önümüzdeki sene ve ondan sonraki senelerde temsil etme potansiyeli olarak bugün itibariyle tabii ki Futbol Federasyonu suçsuzdur diye karar verirse bu sayı artacaktır. Sakın kimse Galatasaray kendi çıkarları için bağırıyor çağırıyor demesin. Biz aynı durumda olan 10 tane kulübüz. Bu 10 tane kulüpten bazıları ben Avrupa'ya gidemiyorum. Ben şimdi bu kavgada öne çıkmayayım diyebilirler. Böyle bir şey dediniz mi Sayın Başkan? Bu 10 tane kulüp bizim dışımızdaki evet, 10 evet, kulüp. Evet evet aynen bu cümleyi kullandım. Yani onlar korkuyorlar bir şeylerden. Yok korkuyorlar. Ya da bana yani, değmeyen sizin deyiminizle diyorum. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyorlar. Yani öyle de şimdi onların ne düşündüğünü tam olarak birebir bilmek mümkün değil ama onlar öne çıkmak istemiyor olabilirler. Ama şu anda 18 tane takım var. 8 tane takımımız iddianamede yer alıyor. Şimdi buradan pek kamuoyuyla paylaşmadığımız bir şeyi paylaşayım. Bir ara önemli bir toplantıda, önemli kulüplerimizin yöneticilerinin olduğu bir toplantıda biz şöyle bir teklif getirdik. Dedik ki gidelim UEFA ile görüşelim. Hatta istiyorsanız biz de gelelim. Türkiye'de hukuk sisteminin de çalışma tarzının bizim değiştiremeyeceğimizi kulüpler olarak. Dolayısıyla bu adı geçen 8 takımı Avrupa kupalarına hukuki süreç tamamlanana kadar göndermeyeceğinizi söyleyin. Herhalde bunu UEFA kabul eder dedik. Bu sert bir dille reddedildi. Şimdi dolayısıyla bir tek Galatasaray böyle bir durumda değil. 8 takımın iddianamede adı geçiyor. 10 tane takımın hiç geçmiyor. Şimdi dolayısıyla 18 takımın hepsini aynı kefede, aynı sepete koymak bence doğru olmuyor. Haksızlık oluyor diye düşünüyorum. Peki Fenerbahçe'nin şöyle bir şeyi var. Trabzon bu işle belki doğrudan ilişkiliyken onu anlıyoruz ama diyorlar. Galatasaray'ın bu kadar çok müdahil olmasının nedeni ne? Niye Galatasaray bu kadar çok Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu bu davaya müdahil oluyor? Bakın demin de söyledim. Hiç ağzımdan, röportajın başından beri de hiçbir takım ismi çıkmadı. Farkındasınız. Ama burada neyin ifade edildiği belli yok, değil mi Sayın Başkan? Neyin ifade edildiği belli ama şimdi son günlerde biraz daha bunu fazla yaşamaya başladım. Sanki Galatasaray ortamı germeye çalışıyor, sanki Galatasaray tansiyonu artırmaya çalışıyor gibi bir imaj yaratılıyor ve Galatasaray hafif hafif bununla suçlanmaya başladı. Şimdi bakın, birazdan soracaksınız alkışlar mısınız, alkışlamaz mısınız diye. Bir kere içeride konuşurken de söyledim. Sporun bence birinci şartı ahlak. Şimdi ahlak dediğiniz zaman da ahlak dürüstlükle başlıyor. Şimdi biz yöneticiler kendimize karşı dürüst olmamız lazım. Kendi aramızda dürüst olmamız lazım. Sonra da topluma karşı dürüst olmamız lazım. Şimdi çıkıp sürekli eleştireceksiniz. Sürekli Galatasaray'ı bu işlerin içine çekmeye çalışacaksınız. Sonra diyeceksiniz ki işte Galatasaray da tabii ki cevap verecek. Çünkü biz her zaman ne dedik? Biz Süper Lig'de 17 tane rakibimiz var. 17'sine de aynı saygıyı duyarız. Herkese saygı duyarız. Karşılığında saygı bekleriz. Ha, saygısızlık yapmaya kalkan olursa da cevabını veririz dedik. Dolayısıyla da hiç kimseye de bir saygısızlık yapmadık. Ama sürekli ya Galatasaray neden bu işe karışıyor? Galatasaray İşte bizim kötülüğümüzü istiyor, Galatasaray şöyle yapıyor dediğiniz zaman ben şunu demek durumunda kaldım. Biliyorsunuz bizim çok affedersiniz saçma sapan bir olay ama Almanya'da özel bir basketbol maçında bir oyuncumuz sahte forma giydi diye. Cemal Nalga olayı. Cemal kardeşimizin de adı böyle bir olayla artık Türkiye'de anılır hale geldi.
Hatta markası oldu bu olayın Cemal Nalga. Biz ertesi sabah bu bahsi geçen takımın internet sitesinin takipçisiz diye açıldığını gördük. Şimdi bakın, birilerini eleştirirken, birilerine bir şeyler sorarken bir daha önce yaptığınız söylemleri, eylemleri de bir kafanızdan geçirmek lazım. Onun için söyledim. Dedim ki yapmayın. Biz o günleri de gördük ama biz bu dosya çıktığı gün bizzat başkanımız Sayın Ünal Aysal Galatasaray'ın bütün yayın organlarına talimat verdi. Bu konu konuşulmayacak dedi. Bu konu üzerine gitmeyeceğiz dedi ve bence Galatasaray bugüne kadar bu konuda inanın hiç ortamı geren, hiç kimseyi sinirlendirecek, hiç kimseyi hedef alan hiçbir açıklama yapmamıştır. Yani bunun altını çizerek söylüyorum. Hayır yapmıştır diyen de... Fenerbahçeliler bu durumda gereksiz bir infial içinde mi oluyorlar? Yani? Şimdi bakın, gereksiz infial değil ama Galatasaray bir kere dosyada adı geçmiyor. Dolayısıyla sürekli Galatasaray'ı bu kaos diyorum bunu artık, bu kaosun içine çekmeye çalışmak, sürekli Galatasaray'la bir şeyleri ilişkilendirmeye çalışmanın ne bu kaosun faydası var ne Türk futboluna faydası var ki artık Temmuz'dan bugüne kadar işte neredeyse 10 ay olacak. 10 ayda da, 9 ayda, 10 ayda da bunun böyle olmadığını gördük. Peki Sayın Başkan, gene ilginç şeylerinizden bir tanesi. Biraz sonra az önce bir şey söylediniz. Bir Galatasaraylıkla ilgili, bir Galatasaray duruşuyla ilgili. Bugün Serdar Ali Çelikler'in çok ilginç bir yazısı vardı. Ondan yola çıkarak bir soru soracağım ama siz ilginç bir şey söylediniz. İlginç bir laf söylediniz. Türk futbolunu Boğaz'daki yalı çocuklarının oyuncağı olmaktan kurtaramazsak bu işin içinden çıkamayız dediniz. Yalı çocukları kim? Mutlaka bu sorunun tabii sorulacağını, çünkü bu böyle bir tanımlamada bulunduğunuzda da ben tanımlamanın içerisindeki kişileri sormak durumundayım. Mutlaka birini hedef alarak söylediniz. Kim yalı çocukları diye ifade ettiniz? Hayır, şimdi samimi söylüyorum, birisini hedef almadım. Çünkü bir tane değiller, birçokları var. Kim peki onlar? Yani şimdi bakın, burada isim vermek gerekmez. Ben sadece eylemi tarif edeyim. Bunu da çok iyi hatırlıyorum. Galatasaray Üniversitesi'ndeki bir panelde söyledim bunu. Söylemin başı da şöyleydi. Türk futbolu etik anlamda bitmiştir. Geçenlerde bir defilede çıktım. Çocuklara bir mektup okudum. Hı hı. Biz aramızda sadece küfürlü konuştuğumuz için çocuklar sizden özür diliyorum dedim. Hı hı. Türk futbolu sosyal anlamda da çok zor durumdadır. Ekonomik anlamda bence iflas etmiştir. Hı hı. Yani şu anda işte 1 milyar euroluk bir ekonomiden bahsediyoruz ama hı hı. işte birikmiş borçları 1,5 milyar dolar. Ama sistem sürekli zarar ediyor. Dolayısıyla o borçları ödemek için hiçbir harcama yapmasanız bile önümüzdeki 2-3 sene ödeyemeyeceğiniz bir hale gelmiş. Şimdi Türk futbolu bu hale geldiyse, futbolun bu kadar sevildiği, artık bir tutku olarak yaşandığı, dünyanın en genç nüfuslarından sahip, en büyük potansiyellerinden bir tanesine sahip bir ülkede Türk futbolu bu hale gelmişse birileri kabahatlı. Kim kabahatlı? Yalı çocuklarım. Yöneticiler kabahatlı. Hı hı. Bakın. Şimdi hiç kimse, biz yöneticiler olarak kabahati başkalarında aramayalım. Bu konuda size kesin katılıyorum. Tamam. Futbolun şimdi, içerisindeki en zayıf halkanın yöneticiler olduğu konusunda size kesinlikle tamam. katılıyorum. Şimdi yöneticiler kabahatlıysa, yöneticileri burada bir ikiye ayırmaya çalıştım bu söylemde. Bir kere spor kulüplerini yönetmenin, futbolu yönetmenin çok ciddi bir iş olduğu, çok ciddi bir sorumluluk olduğu aşikar. Bunu da herhalde hiç kimse tartışamaz. Yani spor kulübü yönetmek ya da spor kulüplerinde yönetici olmak sırf hobi olsun diye, işte günümü geçireyim diye yapılacak bir iş değil. Ama yine birisini ifade, birilerini ya, ifade ettim. Birilerini ifade ettim ama birileri... Siz çok açık konuşan bir isim, bakın o kadar bazı ya, şeyleri... Hayır, samimi söylüyorum, isim olarak söylemek isteseydim isim olarak söylerdim. Ama devamında birilerine de söyledim, yani yalı çocuğu A takımında B takımında yok, Galatasaray'da da var yalı çocukları. Yani Galatasaray'da da yalı çocukları var mı? Galatasaray'da da var tabii. Peki onların da yöneticilik yapmasına karşı mısınız o zaman? Karşıyım tabii ki. Yani Galatasaray'daki yalı çocukları da yöneticilik yapmıyor. Ya bakın, yalı çocukları tarihinde... Yalı çocuğundan kasıt bir zenginlik ifadesi yani, mi? Yoksa tuzu kuru bu adamlara futbola ne verir? Bu anlamda bir çıkış mıydı bu? Yani hobi ve şöhret olmak için, zaman geçirmek için, toplumun gündeminde olmak için yapılacak bir iş olmadığını söylemeye çalışıyorum. Her üç kulübün yöneticilerinin içinde de... hem zaman geçirmek hem şöhret olmak için bu işi yapanlar var diyorsunuz. Vardır tabii. Her üç kulüpte de. Tabii. Yani her üç kulüp değil. Bütün kulüpler. Bütün kulüpler. Ama buna Galatasaray'ı da katıyorsunuz. Tabii. Peki. Şimdi bugün Serdar Ali Çelikler ilginç bir yazı yazmış. Benim genç neslin başarılı yazarlarından bir tanesidir. Hakikaten çok ilginç bir yerden bakmış. Müsaade ederseniz bir bakalım. Çünkü bu kadar
Başkalarını belki incitiyorsunuz ama kendi takımınıza da gerektiğinde çuvaldızı batırıyorsunuz. Böyle bir yöneticiyi bulunca bunu yorumlamanızı istiyorum. Şu yazı bir gelsin. Bugün Serdar Ali Çelikler'in. Alp Yalman Galatasaray Başkanı'ydı. Takımın yıldızı, tribünlerin sevgilisi Roman Koseçki aldığı ödemeyi beğenmediği ve parayı yere attığı için gönderildi. Başkan Yalman, Galatasaray'ın parası yere atılmaz demişti. Avrupa gol kralı, altın ayakkabılı santrafor Tanju Çolak da basketbol salonunda atış talimi yaptığı için gönderme kararı alınan bir başka yıldızdı. Alp Yalman yine mikrofonların başına geçti ve camiamız merak etmesin, Galatasaray yeni Tanjular bulacaktır dedi. Torino'ya gidip döndüğünde yönetimi kendi isteği dışında satmakla suçlayan Hakan Şükür, Inter'e giderken Torino'ya zorla satılmıştım. Inter büyük takım. İsteyerek gidiyorum demişti. Galatasaray'ın kendisini arayacağını belirten cümlelere Faruk Süren yönetiminin cevabı, mezarlıklar kendilerini vazgeçilmez sananlarla dolu şeklinde olmuştu. Şimdi malum Melo meselesi var. Ünal Aysal'ın ve bilhassa Adnan Öztürk'ün ağzından düşürmediği Galatasaray geleneği dersinden fena çaktılar. Demek ki köprüyü geçene kadar İmparator Melo'ymuş. Oldukça ilginç, oldukça sert bir yazıydı. Evet. Hakikaten Koseçki'yi, Hakan Şükür'ü, Tanju'yu yere para attığı için ya da kulübün manevi şahsiyetini rahatsız edecek konuşmalarda bulunduğu için silebilen bir kulüptü. Şimdi Melo davranışında da Sayın Serdar Ali Çelikler'in böyle bir yaklaşımı var, özellikle de sizin üstünüzden. Yani Adnan Öztürk böyle bir davranışı kolay kabul etmeyecek bir yöneticiydi diye söylüyor. Siz ekip olarak da yönetim olarak da bunun Fatih Hocam'ın bir tasarrufu olduğunu söylediniz. Ama hakikaten sizin kendi görüşünüz neydi? Siz Fatih Terim'in yerinde olsaydınız, şöyle bir cevap da verebilirsiniz, ben olmadığıma göre diye, ama ben öyle bir cevap vereceğinizi düşünmüyorum. Melo olayında nasıl davranırdınız? Şimdi ben olmadığıma göre cevabını kabul etmiyorsunuz. Şimdi bakın. Sizi biraz tanıdıysam. Şimdi orada günün 20 saatini, hadi uykuları da inelim, günün 16 saatini beraber geçiren bir ekip var. Şimdi ben hayatımda sporculuk yapmadım. Yani spor yapmaya özen gösteriyorum ama sporculuk yapmadım. Şimdi o takım 22 kişi, işte yöneticileri, teknik kadrosu, masörleri, mutfağında çalışanı hep beraber bir takım. Ki Fatih Hoca Florya'da bu takımı, bu aileyi yarattığı için süratle başarıyı yakaladı bence. O takımın içinde birebir neler yaşanıyor? Olayların detayı nedir? Bu olayların gelmişi var mıdır, geçmişi var mıdır, olay nereden çıkmıştır, nasıl olmuştur? Şimdi bunların hepsini bilmeden işte stat'taki yönetim kurulu koltuğunda oturup bunu asarım, bunu keserim demek olmaz. Şimdi olayları bilmiş olmak lazım, olayları yaşamış olmak lazım. Olaylar nasıl çözülebilir? Gerçekten ortada bir terbiyesizlik var mı? Gerçekten ortada Galatasaray'ın değerlerine karşı bir hareket var mı? Bunu en iyi bilecek olan insanlar, o ailenin içinde olanlar, tabii en önemlisi de o ailenin reisidir. Şimdi ailenin reisi en doğru kararı verecektir. Ailenin reisini de herhalde Türkiye'de hiç kimse Fatih Terim'i Galatasaray'ın etik değerlerini, Galatasaray'ın ahlaki değerlerini, Galatasaray'ın değerlerini bilmemekle suçlayamaz. Hayır, Fatih Hoca. Dolayısıyla Fatih Terim hocamız gerek Galatasaraylılığı, gerekse duruşu itibarıyla onların hepsini kafasında evirmiş, çevirmiştir ve bir karar vermiştir. Ben gene samimi soruyorum Adnan Bey. Evet. Sizin içinize, şimdi iyi örnekler aslında, Koseçki yere para attı diye, Hakan daha iyi bir kulübe gittim dedim diye, o kulübün çok değerli başkanları tarafından geçmişte gayet rahat aforoz edilip, hatta mezarlıklar böyle adamlarla dolu denecek kadar radikal bir lafla aforoz edildikten sonra, sizin böyle bir davranış Galatasaray'da bir oyuncunun devamını sağlar mı? Yani Adnan Öztürk öyle bir oyuncuyla tekrar devam eder mi? Yani bakın, Adnan Öztürk öyle bir oyuncuyla devam eder mi etmez mi bilemem. Çünkü Adnan Öztürk teknik direktör olamaz. Peki Adnan Bey. Yani teknik direktör olamayacağım için, o ailenin de içinde gün be gün yaşamadığım için şunu söyleyebilirim. Benim yöneticilik yaptığım şirketlerde, benim yetkili olduğum şirketlerde, o şirketlerin kurallarına, yazılı veya yazısız kurallarına en küçük bir saygısızlık yapan
mevkisi ne olursa olsun yarım saat içinde kendisini kapının önünde bulur. Hı hı. Ama bu benim yönettiğim sektörde, benim uzmanlık alanımdaki şirketler için geçerlidir. Ama saygı ya da şey değişir mi? Yani bir sizin yönettiğiniz şirketlerin içerisinde bir çok sevdiğiniz, çok önemli iki tane elemanınız bir kapıyı kapatıp o kapının içerisinde birbirlerine girseler ve sonra bu size yansısa onlarla çalışmaya devam eder misiniz? Öyle sorayım o zaman. Yani şimdi tabii futbolla çelik sektörünün pek bir alakası yok ama herhalde şirketler... Çalışanlardan bahsediyoruz. Çalışan yani çalışanlar. Çok da kıymetli iki çalışan. Öyle bir kavga etmesi zaten mümkün değil ama. Hadi ettiler yani, diyelim, ne yaparsınız? Canım ettilerse zaten 30 saniyeyi bulmaz. Güzel, tamam. Ben cevabımı aldım. Peki şimdi şey soracağım. Çok da soruluyor. Beşiktaş'a Türk Telekom'un kullanımı için Beşiktaş'a açacak mısınız Türk Telekom stadının kullanımını? Bugün galiba yönetim kurulu toplantısında onunla ilgili de bir takım sıkıntılar olmuş ve çok miktarda Galatasaraylı taraftardan bu konuda soru geliyor. Yani bakın yine hiç böyle işte politika yapmadan, yani sporda politika yapmamak lazım. Benim Adnan Öztürk olarak görüşüm, şimdi bir kere bize böyle bir talep gelmedi. Hı hı. Ben de talep ama gelecek belli. Talep geleceğini, talep gelmemesini ümit ediyorum. Şimdi bizim statla ilgili bir seyirci olarak, bir taraftar olarak statla ilgili stadın tabii ki sevgili Mete Arat'ı, stadın mimarını yaptığı sanat eserine saygısızlık yapmak istemiyorum ama biliyorsunuz bir eve taşındığınız zaman bile o evdeki aidiyet hissinizin gelişmesi belli bir zaman alıyor. Şu anda bizde Ali Sami Yen'deki çok eski olmasına rağmen, hemen hemen hiçbir konforu olmamasına rağmen o Ali Sami Yen'deki o kendi evimiz, o kendi sıcaklık duygumuzu henüz daha Ali Sami Yen Spor Kompleks Türk Telekom Arena'da henüz yaşamaya başlamadık. Hı hı. Ben bunu bir taraftar olarak itiraf ediyorum ama yönetici tarafımdan da bunun süratle giderilmesi için hatta bu playofflar başlamadan önce bile biraz stadın içine biraz daha Galatasaray kimliği kazandırmak, biraz daha oraya gelen taraftarlara biraz daha aidiyet hissini vermek için çok ciddi projeler hazırladık ve projeleri yapmaya başladık. Statla ilgili taraftarlara vereceğim tek mesaj budur. Eğer bu konu yönetim kuruluna gelirse benim Adnan Öztürk olarak oyum çok nettir. Hayır. Yani Adnan Öztürk Beşiktaş'ın Arena stadında Türk Telekom Arena'da oynamasını istemiyor. Hayır. Peki. Yani Olimpiyat stadında biz nasıl gittik, 2 sene oynadık. Olimpiyat stadında oynayabilirler. Yani onlara akıl vermek benim haddim değil ama yani Türk Telekom Arena'da Adnan Öztürk olarak orada bir tane oyun var. Başkanın oyunu ne peki? Az çok bilirsiniz kendiniz. Yani şimdi başkanlık sistemi deniyor. Başkanlık sisteminde başkanın oyu tabii diğer oyların hepsinin üstüne geçer ama Ünal Aşal başkanımız gerçekten demokrat. Gerçekten herkesi sonuna kadar dinliyor. Ve bugüne kadar da hayır benim dediğim olacak diye de ağzından bir söylem duymadık. Bir senedir beraber çalışıyoruz. Oradaki oylamanın sonucuna. Yani oylama bile yapmaya gerek kalmıyor. Çünkü o masadaki ambiyanstan zaten genel hava belli oluyor. Hı hı. Ama bugüne kadar da hayır benim dediğim olacak diye ağzından tek cümle duymadık bir senedir. Hı hı. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerine bir takım şeyler oldu. 8 numarayı isteyeceğim sevgili öğretmenim. 8 numarayı. Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı seçimlerinde eski başkandan Yıldırım Demirören'e geçiş döneminde yine sizin kendinize has üslubunuzla çok net isimler üstünden de yola çıkarak bazı yorumlarınız oldu. 8 numara çocuklar, bir onu alalım, sonra Sayın Başkan'dan görüşlerini alacağım. Yıldırım Demirören'e hayırlı olsun dedik ama onun yol haritasını herkes biliyor. 3-5 sene Avrupa'ya gitmesek ne olur diyen bir mantalite. Türk futbolunun en hassas noktasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı istifaya davet eden bir mantalite. UEFA Yıldırım Demirören'in hatrı için değiştirecekse buyursun yapsın. Uluslararası kurallarda ben bir istisna yaratacağım söylemini bizim desteklememiz mümkün değil. Kulüpler fikirlerini değiştirebilirler. Ama ben Yıldırım Demirören'in UEFA'yı ikna edeceğim söylemini ciddiye almam. Şimdi bunu bir gazetede ben Yıldırım Demirören'i ciddiye almam başlığıyla görmüştüm ben. Ama içeriğini okunca başka bir şey var tabii ki. Dolayısıyla ikisinin arasında büyük fark var. Bu arada bizi izleyen seyircilerimiz için de söyleyelim. Burada başkana yine bir kez daha söylüyorum. Sayın Başkan'a benim konum olarak sorularımı soruyorum. Cevaplarını alıyorum. Sayın Başkan sıkıştırdığıma dair bazı şeyler benim sizi sıkıştırdığımı düşünmüyorum. Hayır. Karşılıklı gayet sohbet ediyoruz. Bir sohbet oluyor. Evet. Benim böyle bir tarzım zaten yoktur. Ama bazı
ayakkabı numarasıyla zeka seviyesi eşit olanlar varsa onlar bunu böyle algılıyor olabilirler. Onu söyleyelim. Şimdi Sayın Başkan, Yıldırım Demirören'in başkanın, çok net orada isim de veriyorsunuz. Federasyon başkanlığı seçimi öncesi, siz biraz sonra başka bir şey de getireceğim, Yıldırım Demirören'in tarafında değildiniz. Şu anda da değilsiniz. Neden Yıldırım Demirören'i istemiyorsunuz? Kişisel görüşünüz müdür? Galatasaray kulübünü de bağlıyor mu bu görüşünüz? Şimdi Galatasaray'da başkan yardımcısı olduğunuz zaman, ki özellikle bu önemli dosyanın takibinde birebir sorumlu olduğunuz zaman bu görüşleriniz tabii ki kulübünüzle bağlıyor. Yani hiçbir yerde çıkıp da işte ben bunu Adnan Öztürk olarak söyledim ama ötekini başkan yardımcısı olarak söyledim diyemezsiniz. Şimdi bakın, çok net. Bence son dönemdeki en önemli gündü. Türkiye Futbol Federasyonu, ki bence toplamasına bile gerek yoktu, bir genel kurul topladı. Sevgili Mehmet Ali Aydınlar, hayır dedi, ben genel kurulu toplayacağım. Çünkü UEFA bana dedi ki 58. maddeyi de değişiklikler yapmak istiyorsan genel kurulu toplaman lazım. Ben de genel kurulu toplayacağım, hay hay dedik. Hep beraber Ankara'ya genel kurula gittik. Hatta ben biraz daha erken gittim. Başkanımız ve diğer yönetici arkadaşlarımız, onlar uçakla geliyorlardı. Biraz daha geç geleceklerdi. Orada beni aşağıda bir salonda kulüpler birliği toplantısı var. Katılmanızı istiyoruz dediler. Ben de sordum, yani kaçta başladı bu toplantı? İşte sordum, tamam, girdim içeriye. Toplantı gayet hararetli bir şekilde gidiyor. Toplantının belli bir yerinde bir 10 dakika sonra, ya Avrupa'ya gitmesek ne olur 5 sene? İşte biz kendi aramızda problemlerimizi çözeriz. Zaten Avrupa'da UEFA kupasında da para yok. Yani böyle denince ben de bir söz aldım. Dedim ki yani böyle konuşmaların olduğu toplantıda benim olmamın hiç faydası yok. Çünkü Türk futbolu Avrupa'ya gitmemesi söylemini kabul etmemiz mümkün değil. Her anlamda mümkün değil. İstiyorsanız bunun ekonomik detaylarını bile verebilirim. Dolayısıyla ben toplantıyı terk ettim. Daha sonradan genel kurul başladı. Ve genel kurulda çok enteresan 58. maddenin değiştirilmesine red çıktı. Kararı çıktı. Şimdi bu hem bu süreç için hem Türk futbolu için çok önemli bir an. O anda da sevgili Yıldırım Demirören kürsüye çıktı. Mehmet Ali Aydınlar'ı güven tazelemesi gerektiğini söyledi. Evet. Şimdi bu kadar sıkıntılı bir süreçte en üst organ olan genel kurulunuzu topluyorsunuz. Genel kurulunuz size bir mesaj veriyor. Diyor ki hayır, buna dokunmayacaksınız. Siz Kulüpler Birliği Başkanı olarak çıkıyorsunuz. Futbol Federasyonu Başkanı'nı istifaya davet ediyorsunuz. Çünkü güven tazeli demek istifa demektir. Şimdi bir, bunu kenara not aldık. İkincisi, bu yol haritası belli. Yani Avrupa'ya gitmesek ne olur? Hatta geçenlerde Sayın Başbakanımız da bir sohbet esnasında işte Demir Lady modelini ortaya koyduğu zaman sevgili Yıldırım Demirören çıktı. Evet, ben bunu demiştim zamanında dedi. Şimdi bu söylemi de kabul etmek mümkün değil. Yani Türk futbolu Avrupa'ya gitmesin, biz 5 sene kendi aramızda oynayalım diyen bir zihniyet, bunu yapacağım diyen birisinin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmasını desteklememiz söz konusu değil. Hem federasyon başkanı hem başbakan bu konuda aynı fikirdeler. Yani şimdi aynı fikirdeler mi çok emin değilim. Yani Sayın Başbakan'ın onu bir seyahat dönüşünde uçakta gazetecilerle ne şekilde paylaştığından çok emin değilim. Ayrıyeten de Sayın Spor Bakanımız Suat Kılıç birçok toplantı yaptı kulüplerle. Ve sevgili Sayın Bakanımız her toplantıda futbolun özelliklerinin sürekli altını çizdi. Ve biz bu işlere karışmayız dedi. Şimdi daha sonra başka bir olay gelişti ki asıl o önemli. Şimdi Türk futbolunun hani böyle yarışma programları var. Demin sizin de içeride vardı, böyle kader anları diyorlar. Şimdi Türk futbolunun kader anlarından bir tanesi Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu seçimi. Ortada çok ciddi, tarihin en büyük problemi var Türk spor tarihinin. Bu problemin çözülmesi lazım. Bir yol haritası lazım, bir program lazım, bir vaat lazım. Türk futbol nereden alacağım, nereye nasıl götüreceğimin anlatılması lazım. Dolayısıyla da genel kurulun karşısına çıkıp ya da genel kurula gelmeden bir program açıklamanız lazım. Vallahi siz Türkiye Futbol Federasyonu genel kurulunda herhangi bir program, herhangi bir yol haritası duydunuz mu? Duymadınız. Şimdi bunu da kabul etmek mümkün değil. Şimdi buradan diyeceksiniz Ata Aksu'yu niye desteklediniz? Ben de Ata Bey'le buluştuğum zaman dedim ki yani biz Sayın Yıldırım Demirören'in fikirlerine karşıyız.
ama sırf ona karşıyız diye sizi destekleyeceğiz diye de bir şey yok. Sizin fikirlerinizi dinlemek istiyoruz dedim. Atabey ve ekibinin fikirleri tamamıyla Galatasaray fikirleriyle birebir örtüşen fikirler olduğu için. Ama sizin yönetim içinde galiba o konuda biraz destek siz de alamadınız herhalde. Ya da niye onu destekliyoruz, niye onun yanında gözüküyoruz diye eleştiriler aldınız. Yok yani o eleştiri olarak algılamayalım da yani neden, neyi, nasıl yapacağımızı tabii ki yönetim kurulunda tartıştık. Hı hı. Ama Ata Aksu'yu destekleme kararı verdik ama tabii Ata Aksu da çekilme kararı verdi. Dolayısıyla Sayın Yıldırım Demirören seçildi. Yani hayırlı olsun dedik. Kimseyle kişisel problemimiz yok. Kişisel hıncımız yok, kinimiz yok. Zaten de işte aktivitelerine başladığı zaman da gördük. Hemen hemen iki ayı bulduk galiba değil mi? Yaklaşık. İki ayı bulduk. Evet. Doğru. Peki şimdi etik kurulu raporları tartışılıyor. Etik kurulu raporu çıktı ve diyelim ki etik kurulu raporu herhangi bir şekilde şikeye rastlanmamıştır şeklinde bir rapor verdi. Nasıl bir tavrı olur şeyin Galatasaray'ın? Yani şimdi bakın, işte Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Şimdi ne diyoruz? Dünyanın artık ortak lisanı futboldur diyoruz. Hı hı. Ki bunda mutabıkız. Yani dünyanın ortak spor tutkusu işte birkaç tane ülke hariç futbol. Futbolun da evrensel kuralları var. Futbolun kendi içinde kuralları var. Uygulamasıyla yükümlü otoriteler var, kurumlar var. Şimdi ben bu kuralların hiçbir tanesinde bugüne kadar bu işin sağ içi sağ dışı olduğunu duymadım. Hatta geçenlerde bir programda söyledim. Bu yeni bir icat dedim. Bu icatın patentini almak lazım dedim. Şimdi bakın eğer şike ahlaksızlıksa, ahlaksızlık varsa vardır yoksa yoktur. Yani bu işte dosyanın bu tarafında var, bu tarafında yok. İşte burada az var, burada çok var, yok. Şimdi bu söylemler olmuyor. Ama etik kurulda sonuçta hukukçulardan kurulu bir kurul, öyle değil mi? O kurulun aldığı bir kararın artı ya da eksi. Yani buna iki tarafın da saygı göstermesi gerekmeyecek mi? Peki neye inanacağız o zaman? Yani karar herhangi birinin lehine çıkarsa o taraf için doğru, diğer taraf için yanlış mı olacak? Ben hakikaten bunu samimiyetle soruyorum. Ya ben de samimiyetle cevap veriyorum. Bu dünyada bir ilk olacak herhalde. Ya da tersi çıkarsa yani, eğer. Ya bu tabii dünyada, Fenerbahçe cephesine de aynı soruyu soruyorum. Ya o zaman demek ki biz futbolda yeni bir meslek, yeni bir ciddi meslek sahipleri bulmamız lazım. Saha içi şike uzmanı, saha dışı şike uzmanı. Şimdi böyle bir şey yok futbolda. Yani sahanın içinde şike var mı yok mu diye bunu saptayabilecek bir uzmanlık sahibi olan var mı ben bilmiyorum. Siz de benden eskisiniz futbol dünyasında. Estağfurullah. Dolayısıyla böyle bir uzmanlık yok, böyle bir bakış açısı yok, böyle bir kural yok. Dolayısıyla bu yeni bir icat. Ha yeni bir icat UEFA tarafından, FIFA tarafından nasıl kabul edilir? Nasıl algılanır? Bunu zaman içinde hep beraber yani göreceğiz. Yani şunu söyle, etik kurulu burada şike yoktur kararı verirse bunun UEFA tarafından refüze edileceğini mi düşünüyorsunuz? Ya da edilmesi gerektiğini mi? Ya da bunun kabul edilebilir olmadığını mı söylüyorsunuz? Yani şimdi ben kimsenin yerine biz karar vermek durumunda değiliz. Ama uluslararası kuralların ne olduğu belli. UEFA'nın burada genel kurulu yapıldı. UEFA genel kurulu esnasında gerek Michel Platini gerek Infantino çok diplomatik lisanla ki çok üst kalitede bir ev sahipliği yaptık. Onlar da üst kalitede bir misafirlik yaptılar. O misafirliğin gerektirdiği nezaketle, diplomatik lisanla onlar bence mesajlarını çok net verdiler. Ben şunu tercih ederim, samimiyetle söylüyorum. Etik kurulunun, çok uzmanlık alanım değil ama bunu söyleme hakkını kendimde görüyorum. Etik kurulunun şike sahaya yansımamıştır demesi yerine hayır, Türkiye'de şike yoktur, biz inceledik demesini tercih ederim ve daha ciddi bulurum. Şimdi yani peki onun üstüne daha fazla gitmeyeceğim. Tabii ki sizin düşünceleriniz. Tabii Türkiye Futbol Federasyonu'nda ilişkilerinizde ihtarnameler var. İki tane oldu galiba. İki tane ihtarname gönderdiniz. Yok bir tane var. Bir tane mi oldu? Evet. Bu ihtarnamelerde yönetimin içerisinden biz bunu göndermeyelim diyenler oldu mu? Çünkü bu konuda da herkesin ihtarname toplantısına çağrılmadığı gibi bir takım şeyler var. Biz tabii doğrusunu sizden öğreneceğiz şimdi. Bütün yani, yöneticilerin çağrılmadığı ve göndermeyelim diyenlerin olduğu var mı böyle bir yani görüş? onun için özel bir toplantı yapılmadı ama kulüpte herkesin görevleri var. Herkes görevlerini ifa ediyor. Tamamıyla başkanın ve hukukcularımızın bilgisi dahilinde onun o gün yapılması gerekiyordu ve yapıldı ve iyi ki de yapmışız. İyi ki de yapmışız evet, diyorsunuz. Evet, iyi ki de yapmışız evet. Peki. Şimdi yine önemli konulardan bir tanesi sizin biraz daha futbolun içerisine döneceğim. Mesela futbolun içerisinde
Doktor Burak sizde hakikaten çok başarılı işler yapar. Benim de çok sevdiğim bir doktor arkadaşımdır. Doktor Burak Bey'in benimle paylaştığı, konuştuğu bazı hakikaten futbola çok kalite getirecek olan şeyler var, önlemler var ve analizler var. Bu analizleri de ben biliyorum ki siz iyi bir analizcisiniz, ekonomist olma ve bir CEO olma özelliğinizden dolayı da. O konuda nasıl bir gelişme bekliyor Galatasaray'ı gelecek için? Şimdi ben sevgili Burak Hoca ile tanışmaktan son derece memnunum. Yani kişisel ilişkimiz de abi kardeş ilişkisi. Ben dinlemeyi öğrenmeyi çok seviyorum. Burak Hoca'nın da spor hekimliği açısından, ki spor hekimliği ne demek onun sayesinde öğrendim. Burak Hoca'dan öğrendiklerimle muhakkak özellikle futbolda, tabii ki basketbol, voleybol, tenis hepsinde geçerli ama altyapıların ehemmiyetini eskiden de ekonomik olarak incelediğimiz zaman arkadaşlarla, işte daha önce de başkan adayı oldum Galatasaray'da. Altyapının ehemmiyetini çok iyi anladığımı zannediyordum ama Burak Hoca gerçekten bana bir vizyon kazandırdı. Ve bir kulüpte altyapının nasıl olması gerektiği, spor hekimliği ne demek, çocuklarımız nasıl yetişecek, çocuklarımızı yetiştirirken hangi kriterlere göre yetiştireceğiz, bunlarla ilgili çok ciddi anlamda bilgi olarak beni besledi ki hala beslemeye devam ediyor. İnşallah Burak Hoca uzun seneler Galatasaray'a hizmet verecek ve onunla beraber, ki Medikal Park'ın sahibi, yönetim kurulu başkanı sevgili Muharrem Usta'nın da bize imzaladığı kontratı var sponsorluk yanında. Ali Samiyen Spor Kompleksi'nde ciddi bir, özellikle altyapı oyuncularımızı 12 yaşından itibaren yetiştirecek Burak Hoca'nın liderliğinde bir sağlık merkezi kurmak için çok ciddi çalışmalarımız var. Ki ben Burak Hoca'dan şunu öğrendim ki siz Türkiye'de bunu kamuoyuna ilk taşıyansınız. Ben mühendisim. Mühendis olduğum için rakamlara çok güveniyorum. Çocuklarımızı yetiştirirken kendimize koyacağımız hedefler, uluslararası normlar, standartlar nedir? Burak Hoca bana çok iyi öğretiyor. Dolayısıyla kendisine bu anlamda çok şey borçluyum. Çok önemli bu. Sizin hakikaten ilginç çıkışlarınız var. O ilginç çıkışlarınızdan bir tanesi de Cemal Nalga olayında başkanı aradım ve bizi düşürsünler dedim diye bir beyanınız var. Doğru mudur bu? Ya da hangi şartlarda söyledim? Yani şöyle, ben başkan adayıydım. Tabii ki sevgili Adnan Polat da başkan adayıydı. Tabii bizde başkan adaylığı rekabet farklı ama aynı zamanda Galatasaraylı'nın telefonu 24 saat başkanının emrindedir. Benim seçim ekibim, işte ben o saatlerde şirkette kendi işlerimle uğraşıyordum. İşte Adnan abi muhakkak görüşmemiz lazım dediler. Hayırdır, çok önemli. Gittim, o felaket, çok sinirliler. İşte bu Cemal Nalga skandalı olmuş. İşte bağırıyorlar, çağırıyorlar. Adnan abi derhal basın toplantısı yap. Ben bir şey söyledim orada. Dedim ki çocuklar sakin olun. Ben Galatasaray'ın utancı üzerine politika yapmam. Ben dedim Cemal Nalga ismini her tekrarladığımda bu hatırlanacaktır. Dolayısıyla Galatasaray'ın utancı üzerine politika yapmayacağım. Bu konuyu herkes kendisi Galatasaraylı olarak kendi kendine düşünsün dedim. Şirkete gittim. Sevgili Adnan Polat'ı aradım. Dedim başkan nasılsın? Dedi ki mide spazmı geçiriyorum, çok üzgünüm. Tam tersine dedim, çok sağlam olman lazım. Zor bir olay. Galatasaray'da ilk defa yaşanan bir olay. Çok sağlam olman lazım. Ben buradayım biliyorsun, abi kardeş olarak. Biliyorum Adnan dedi. Sağlam ol ve benim sana tavsiyem dedim. Hiç kimsenin Galatasaray'ı cezalandırmasına müsaade etme. Sen direkt kendin dedim, al basketbol takımımızı ikinci lige gönder dedim. Hı hı. Bu konuşma böyle oldu. Zaten o zamanki federasyonda öyle bir ceza verdi ki Galatasaray basketbol takımına ağır bir puan cezası. Düşmekten beter oldu. Sonra da mucize eseri kurtuldu ama şimdi görüyorsunuz Türkiye'de lider, gayet de başarılı gidiyorlar. Onu Oktay Mahmudi ile anlaşacak mısınız? O tür sorular da geliyor. Tabii. Anlaşacaksınız. Çok da başarılı bir teknik adam hakikaten bu sene öyle. Şimdi Ali Koç'la ilişkilerinize gelelim. Ali Koç'la ilgili Galatasaray'ın şike soruşturmasına çok fazla dahil olduğu yönünde söylemlerde bulunan Koç'a o arkadaşımız kamera önünde konuşurken hepimiz efendi oluyoruz ama o arkadaşımız dönsün Galatasaray basketbol takımının daha önce yaşadığı sahte basketbol forması giydiği olayda resmi sitelerin az önce söylediğiniz ana sayfasında takipçiyiz diye haber yaptığı günleri hatırlasın, herkes işine baksın demişsiniz. Ali Koç
orada Sayın Ali Koç işine bakmıyor mu? Öyle mi değerlendirdiniz onu? Nasıl değerlendirdiniz? Vallahi şimdi... bir şey söyleyeyim mi bir kere? Çok sevimli bir şey söyleyeyim mi? Ne siz, az çok Ali Bey'i de tanıyorum. Ne siz, ne Ali Bey? Hani bunun arkasında da konuşuyoruz sizlerle. Benim kendi hekim olarak da az çok insanları bir parça tanıdığıma karşı karşıya geldiğimde. Ne siz, ne Ali Bey? Çok da böyle şeylerin insanı değilsiniz. Yani oturup karşı karşıya gelseniz, yan yana otursanız bence o sohbetten, o konuşmadan bambaşka bir şey çıkar. Ali Koç ve Adnan Öztürk olarak konuşsanız, şu yönetici apoletleri bir kenara konsa çok farklı bir tablo çıkabilir. Ben kendi adıma bunu söyleyeyim. Şimdi buyurun siz söyleyin. Kendi işine baksın demek ne demekti? Ne demek yani istedim? Şimdi yani biz konuşurken biz tansiyon tırmanmasın diye son derece dikkatli davranırken, durup dururken işte Galatasaray'ı suçlamak, sürekli Galatasaray'ı hedef alan açıklamalar yaptığınız zaman bunu demek hakkını kendimde görüyorum. Ya herkes kendi kulübüyle ilgilensin, herkes kendi sorunlarıyla ilgilensin. Ayrıca o gün başka bir şey daha söyledim ben aslında. Bir kere kamera önünde çok samimi ve dürüst olmamız lazım. Kamera arkasındaki hareketlerimizle, kamera önündeki hareketlerimizin de birebir olması lazım. Ben o gün başka bir şey daha söyledim. Yani ben fanatizmim sıfır. Küfür de etmem, hakaret de etmem, alkışlamam da. Bunu kamera önünde de söylerim, kamera arkasında da söylerim. Normal yaşantımda zaten böyledir. Dolayısıyla yani kendi işine baksın derken kendi kulübüyle ilgilensin herkes. Anlamında. Herkes kendi problemleriyle ilgilensin. Zaten yine söylüyorum, her birimiz kendi problemlerimizle ciddi bir şekilde ilgilenip doğruyu bulmaya çalıştığımız zaman demin size söylediğiniz o aparatlere de gerek kalmayacak aslında. Peki Sayın Öztürk, yöneticiler sizce buna siz de dahilsiniz. Empati yapıyorlar mı? Yani bir Adnan Öztürk kendisini hiç Ali Koç yerine koyuyor mu? Ya da Ali Koç hiç kendisini Adnan Öztürk yerine koyabiliyor mu? Acaba koysalar kamera önünde bu tür tartışmalar yaşar mıyız? Biz tabii kendi açınızdan, sizin açınızdan soruyorum. Adnan Öztürk acaba Ali Koç'un yerinde olsaydı böyle mi davranırdı, nasıl davranırdı? Ya da o şartların daha farklı olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Hiç yaptınız mı onu? Vallahi çok zor bir soru. Çok zor bir soru. Ama tabii çok önemli bir şey. Empati çok, karşımızdaki. Evet, ben empati yapmayı çok seviyorum ama böyle bir empati yapmayı düşünmedim. Hiç düşünmedim, samimi söyleyeyim. Düşünmedim, düşüneceğimi de zannetmiyorum. Çünkü neden peki? Bakın çok farklı. Şimdi temsil ettiğiniz camialar çok farklı. Temsil ettiğiniz camiaların tarihçeleri çok farklı. Sosyal taraflarınız çok farklı. Dolayısıyla bu kolay kolay yapılacak bir empati değil. Çok da tabii ki dertler açısından, problemler açısından empati yapmamız gerekir. Doğru söylüyorsunuz. Ben birçok yerde bunu söylemişimdir. Burada söylemekte de hiçbir sakınca görmüyorum. Allah kolaylık versin dediğim günler oldu. Peki iki hafta sonra, yani daha doğrusu bir hafta sonra Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması var. Saraçoğlu'na gideceksiniz. Gidecek misiniz? Hayır. Onlar bize gelecek. Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Gideceksiniz siz kendi şeyinize. Ben yanlış söyledim. Bağışlayın. Bir sonraki mücadele Fenerbahçe stadında olacak ve son maç olacak. Şampiyonluk oraya kalır kalmaz. Kişisel olarak gidecek misiniz? Yok. Geçen maça da ben gitmek istiyordum. Ünal Aysal başkanım, ya Adnan gitme dedi. Sen gittiğin zaman dedi, şimdi tatsız şeyler olur. Gel işte beraber seyredelim dedi. Beraber seyrettik. Herhalde bu maçı da beraber seyredeceğiz. Fenerbahçe yöneticileriyle aranızda kişisel bir karşı karşıya geldiğinizde sorun var mı? Hayır, hiç kişisel kimseyle problem yok. Ayrıca kamuoyu da şöyle algılamasın. Yani biz yöneticiler beraber oturduğumuz zaman kavga etmiyoruz. Tartışıyoruz. Doğru. Kavga etmiyoruz. Kesinlikle terbiye ve saygı sınırlarını zorlayacak veya aşacak herhangi bir söylem veya hareket kesinlikle olmuyor. Tabii ki bu kadar karışık bir süreçte hassas olmak lazım. Hatta beni de çok suçladıkları da oluyor. Yani işte böyle şahinlik yapıyorsun, çıkıyorsun diye ama tribüne oynuyorsunuz diyorlar mı size? Yani tribüne oynamaya ihtiyacım yok. Hiçbir şekilde ihtiyacım yok. Ama şunu söylemek lazım. Bakın, Galatasaray taraftarının, Galatasaray camiasının bütün bu olaylar içindeki duruşunu herkesin canı gönülden takdir etmesi lazım. Biliyorsunuz bu sene ilk defa uygulanıyor ama Galatasaray centilmenlikte şu anda Gençler Birliği'nin arkasından ikinci. Bizim stadımız bir kere bile kapanmadı. Bu sene ceza almadık. Tribünlerimizde küfür olmuyor, tribünlerimizde olay olmuyor. Ve Galatasaray taraftarı, bunu geçenlerde bir arkadaşlarımla tartışırken söylemek durumunda kaldım. Galatasaray taraftarı
bu kadar yoğun ve asabi bir ortamda bugüne kadar tribünlerden ne şikeyle ilgili ne rakiplerle ilgili bir hakarette bulunmadı. Galatasaray taraftarı son derece sakin davrandı. Bence bu sükunetin arkasında da taraftarın evet bizim yönetimimiz gereğini yapıyor, bizim bir şey yapmaya ihtiyacımız yok psikolojisinin etkili olduğuna inanıyorum. Sayın Başkan, transferi soracağım. Bir de Ali Koç'la gene girdiğiniz şey muhabbetin sonunda alkışla tamam. O laf acaba ortamı gerdi mi soracağım ama müsaade edin biraz daha ekmek parası kazansınlar. Hadi bir reklam kazanalım, edelim. Evet. Dönüyoruz sonra. 90+1 devam ediyor. Evet efendim, Sayın Başkan Vekili, Galatasaray Başkan Vekili Adnan Öztürk'le birlikteyiz. Sayın Başkan, biraz gevşetelim ortalığı. Ben futbolda onu seviyorum. Bakmayın, bazen biz de kızıyoruz, insanız sonuçta. Bu kızmalarımızdan dolayı da birilerini eğer üzüyorsak ne olur bağışlasınlar. Böyle bir yapım hiçbir zaman yoktur, herkes de bilirler. Ama hani bazen o kadar ipe sapa gelmez şeylerle de karşı karşıya kalıyorsunuz ki bunca senelik hekimsiniz, gene de sinirleriniz bir zıplayabiliyor. Şimdi çok güzel bir laf etmişsiniz. Fenerbahçe ile hayallerim aynı demişsiniz. Şimdi bakın nereden gelmişsiniz. Evet, Galatasaray ikinci başkanı Sayın Adnan Öztürk Fenerbahçe ile hayallerim aynı. Nereden demiş bunu? Fenerbahçe'nin mitinginin bir bölümünü izledim diyorsunuz. Fenerbahçe mitinginin o sanıyorum Aziz Kadıköy, Başkan'la ilgili Kadıköy'deki mitingden. Bir bölümünü izledim, evet. Kürsüye oğluyla çıkan genç birinin konuşmasından çok etkilendim diyorsunuz. Evet, doğru, ki hatırladım. O da hedeflerini anlatıyordu. Oradaki Fenerbahçeli genç hedeflerini anlatıyordu. 2045'te muhteşem kulüp tesislerinde otururken torunumun bana Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu nasıl kazandınız diye sormasını hayal ediyorum. Yani Fenerbahçe ile hayallerim aynı demişsiniz. Sonuçta galiba futbolda hepimizin ulaşmak istediği nokta bu. Buna ulaşırken de sizin açık sözlüğünüze ben hakikaten inandım. Ama o açık sözlülük acaba bazen karşınızdakiler için tahrik edici oluyor mu? Hiç onu düşündünüz mü? Yani böyle biri değilsiniz. Bunu çok net söylüyorum burada. Önce o kardeşimle ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Orada tam doğrusu yansımamış. Ben o mitingi seyrederken çok iyi hatırlıyorum. O genç bir arkadaşımızdı. Oğluyla beraber çıkmıştı. Oğluyla, doğru. Ve hayali olarak şöyle bir şey anlatmıştı. Muhteşem altyapı tesislerinde torunum antrenman yaptıktan sonra yanıma gelip Şampiyonlar Ligi kupasını nasıl kazandınız sormasını hayal ediyorum dedi. Siz de aynı şey. Benim de hayalim gerçekten böyle. Burada takım isminin hiçbir emniyeti yok. Muhteşem altyapı tesislerimizin olması, bütün Türk futbolu için. Çocuklarımızın hangi takımı tuttu, hangi takım için oynadığını da hiçbir emniyeti yok. O muhteşem altyapı tesislerinde çocuklarımızın yetişmesi ve bizler de yaşlandığımız zaman oraya gidip birazcık vakit geçirmek. Demek ki dedim bu arkadaşım, kardeşimle aynı hayalleri paylaşıyoruz dedim ve bunu da söyledim. Peki, doğru. Evet. 2045'te o muhteşem tesislerinde hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin muhteşem tesisleri var. Altyapı tesisleri de var. Siz de aynı hayalleri de paylaşıyorsunuz. 2045'te Fenerbahçe ya da Beşiktaş ya da Trabzon. O Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde ederse torununuzla birlikte Adnan Öztürk onları alkışlar mı? Alkışlarım. O zaman Adnan Öztürk'ün bu 6 maçın sonunda Fenerbahçe şampiyon olursa alkışlamam demesinin altında ne var? Ya bakın çok net. Şimdi demin de onu söyledim. Şimdi kamera önünde ben çok güzel, çok rahat. Kamera önünde diyebilirim ki alkışlarım. Ne demek işte, tebrik ederim. İşte bir sürü insan şey diyebilir. Ya çok centilmen. Aferin. Yani bravo, doğru söyledi. Kamera arkasında da ya yani ben alkışlamam. Hayır, ben direkt net olarak hayır, ben alkışlamam. Neden alkışlamam? Ben şampiyonluğu kaybetmişim. İçim vurulmuş. Şampiyon ol diye alkışlamam. Doğru. Ben dürüst konuşuyorum. Ve insanların da dürüst konuşmaya alışması lazım. Ve dürüstlükten de kimsenin rahatsız olmaması lazım. Ama devamında iki cümle daha sarf ettim. Küfür de etmem, nefret de etmem, hakaret de etmem. Nötr kalırım dediniz. Yani İkisini de yapmam. Dolayısıyla bir şeyde mutabık kalalım. Futbolda, sporda aşırı uçlara hiçbirimiz izin vermeyelim. Kesinlikle. Ama alkışlamamak aşırı uç değildir. Ama küfür etmek, hakaret etmek, fanatizm aşırı uçtur. Ben ikisini de yapmam. Ama çok önemli bir şey söylediniz. 2045 ya da 2025 ya da 2015. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandığında Adnan Öztürk Fenerbahçe'yi alkışlar. Ben cani gönülden bunu söylüyorum. Avrupa'da başarılı olmuş, dünyada başarılı olmuş. Her Türk takımını sonuna kadar alkışlarım. Hatta maçlarına bile giderim. Aynı heyecanı yaşarım.
inşallah forma giyerim demeyin. Forma giyer misiniz? Forma giyerim. Artık o kadar da değil. O kadar da değil ama her Türk takımının başarısını ben cani gönülden alkışlar. Çok önemli bir şey söylediniz. Çünkü biliyorsunuz bu konuda bile ayrım var. Fenerbahçe yok. Dışarıda bir yabancı takımla ya da Galatasaray dışarıda yabancı takımla maç yaptığında Türkiye'de rakip takımın taraftarları Fenerbahçe ya da Galatasaray'ın rakibini tutuyorlar. Hiç kafamın almadığı işlerden bir tanesidir bu. Şu söylediğiniz önemli. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu alkışlarım demeniz son derece önemli. Yani her Türk takımının, yine söylüyorum, bütün kulüplerimizin amblemlerin üzerinde ay yıldızımız da vardır. Ay yıldızın olduğu zaman sonuna kadar alkışlarım, canı gönülden alkışlarım. Peki bu önemli, zannediyorum bugünün en önemli söylediğiniz laflarından bir tanesi bu oldu. Çünkü sizi bambaşka bir konuma koymalar var söylediklerinizden de belki yola çıkarak. Peki şimdi acaba o şeye kadar, o 6. maça kadar ben biraz oradayım. Acaba görüşler değişebilir mi? Acaba Adnan Öztürk'ü biz Fenerbahçe tribünlerinde, şeref tribününde bir yönetici olarak görüp skor ne olursa olsun, şampiyon ne olursa olsun Ali Koç'un Galatasaray şampiyonluğunu alkışlarken Adnan Öztürk'ün de gelin buradan. Ya hakikaten üzülüyorum. Yani çünkü siz başkasınız, Fenerbahçe başka, Beşiktaş başka, Trabzon başka. Futbola gönül vermiş bir adam olarak samimi söylüyorum. Ben bir takımın hasta taraftarıyım, bunu hep söylüyorum. Ama hastalıktan kastım ne biliyor musunuz? O takımın başlarına gitmek, evet. O takıma destek olmak, o takımın başarısı için mutlu olmak. Ama karşı takımın başarısızlığı için mutlu olmak değil. Bu mantıktan yola çıkarak. Ya gelin şunu yapalım Adnan Bey. Hayır, Ali yok. Koç'un Galatasaray'ı alkışlaması ve Adnan bakın. Öztürk'ün Fenerbahçe'yi alkışlamasında ne base olabilir? Yok şimdi bakın, şimdi bazı şeylerin altını net çizmek lazım. Yine söylüyorum, dürüst olmak lazım. Spor dürüstlüktür dedik, spor ahlaktır dedik. Spor aynı zamanda ben içimden geldiği gibi davranırım. Ben alkışlamam dedim. Alkışlamam doğrudur ama küfür etmem, hakaret etmem. Sporda şiddetin son derece karşısındayım. Fanatizmin son derece karşısındayım. Hatta çok iddialı bir şey söyleyeyim. Futbol için kimsenin burnunun karamasına bile değmez. Hı hı. İnanın değmez. Aynı fikirdeyim. Yani futbol sonuçta bir oyundur. Tam futbol, bir eğlence. Spordur. Futbol ve spor hayatın güzelliklerinden bir tanesidir. Hayatın güzellikleri için hiçbir insanın burnunun kanamasına bile değmez. Hı hı. Bu tarafta sonuna kadar mutabıkım. Kimseye karşı bir düşmanlık beslemem ama şunu söylerim. Saygı gösteririm. Herkese saygı gösteririz. Saygı bekleriz. Saygısızlık yapılmasına müsaade etmeyiz. Böyle de bir çizgimiz var. Ama onun yanında yine söylüyorum. Burada da çok rahat söyleyebilirim. Alkışlarım. Hayır, alkışlamam. Hı hı. Yani ben dürüst olmak zorundayım. İkiyüzlülük yapamam. Alkışlamam. Ha, Galatasaray'ı alkışlayanlar olurlarsa onlara da teşekkür ederim. Fenerbahçe'nin bu seneki şampiyonluğunu alkışlamam ama Fenerbahçe eğer Avrupa Ligi şampiyonluğunu alırsa alkışlarım mı aldık sizden? Ya bir tek Fenerbahçe için söylemiyorum. Hepsi için. Bakın bütün Türk takımları için diyorum. Hangi spor dalı olursa olsun. Yani bir Türk takımının dünyada başka bir ülkede mücadele ederken benim tutmamam, benim heyecanlanmamam zaten mümkün değil. Hı hı. Yani orada benim için artık takımın adının hiçbir emniyeti yoktur. Hı hı. Şunu söyleyeyim son olarak, sondan bir önce olarak. Transferi çok soruyorlar. Var mı Fatih Hocam'ın elinde bir liste, sizin peşinde koştuğunuz oyuncular? Melo devam eder mi? Yine önemli sorulardan yani bir tanesi. Yani yine bu klasik bir cevap vermek durumundayım. Çünkü doğru olan da klasik cevap burada. Tabii ki hocam ekibiyle beraber hesaplar, kitaplar yapıyordur ama hı hı. Şu önümüzdeki 6 haftayı işte kazasız belasız, bir parantez açarak söylüyorum, olaysız, tansiyonsuz, ki bence burada Türkiye Futbol Federasyonu'na çok önemli bir görev düşüyor. Takımların fikrini almadan, takımların onayını almadan takımları oynamak zorunda bıraktıkları yeni bir sistem, ilk defa oynanan bir playoff. Playoff'un Türkiye'deki futbolun heyecanını, reytingini artırması için yaptılar. Tamam, bunu da anlayışla karşılıyoruz. Her ne kadar mutabık değiliz desek de baştan beri. Ama şu anda önümüzde 6 haftalık bir periyod var. Benim Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ricam, bu 6 hafta boyunca gösterecekleri performans, gerek federasyon yöneticilerinin, gerek hakemlerin, gerek tüm futbol camiasının göstereceği performans, Türkiye'de kaybolan futbolun marka değerine çok ciddi katkısı olacaktır. Onun için ben herkesi bu 6 haftaya odaklanmasını rica ediyorum. Futbola odaklanmasını rica ediyorum. Futbola odaklanması için de yönetenlerin titizlikle gereğini yapmalarını rica ediyorum.
şey ne? Tahmininiz ne? Yani 6 haftanın sonuna kadar gider mi bu iş? Daha önceden bir takım arayı açar herhangi bir takım. Hocam tahmininiz ne? Ben mühendisim, siz doktorsunuz. İstatistikleri çok çok seviyorsunuz, güveniyorsunuz. Programın başında orada bir gözlüğümü taktım, istatistikler gördüm. Dört takımın arasındaki puan durumu. O aynen devam eder diye düşünüyorum. Yani yine Galatasaray bu şeyde, bu seride önde bitirir diye düşünüyorsunuz. Çok inançlıyım bu konuda. Son bir mektup yazdınız. 2 dakikada özetlemenizi istiyorum. O mektubun içerisinde çok ilginç şeyler söylediniz. Mesela kanun koyucunun ve kanun uygulayıcının harekete geçmesi için bazı olaylarda kamu vicdanının fazla zorlanmış olması lazım dersiniz. Cezalarda yapılan indirimi demişsiniz. Cezalarda yapılan indirimi yerinde bulmuşsunuz. Ve sadece somut olarak baktığımızda, herhangi bir takım adına bir şey bakmadığımızda söylenen lafların hepsinin altına imza atmak var. Ama orada herhangi bir yeri gene hedef almak var mı? Ne için de o konuşma? Bakın o ısrarla, ısrarla hep altını çizerek şunu söyledik. Bazıları yanlış anlamış olabilirler. Bu da normaldir yanlış anlamaları. Türk futbolunu Avrupa'dan, dünyadan kopartmak ki Türkiye çok önemli bir ülke dünyada. Her geçen gün daha da önemli olacak. Türk gençliği çok önemli. Ben gençliğe hep onu anlatıyorum. Çok önemli olduklarını anlatıyorum. Türk futbolunu Avrupa'dan, dünyadan kopartmak, Türk futboluna kötü damgalar vurdurmak bence kabul edilebilir bir durum değil. Hep başından beri bunun altını çizdik. Ve gerekirse de her gün çizmeye devam ederiz. Hiçbir sıkıntımız olmaz. Peki. Adnan Bey teşekkür ediyorum. Burada ben sormak istediklerimi sordum. Siz vermek istediğiniz cevapları verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Ben teşekkür ediyorum. Biz size burada teşekkür ediyoruz. Ancak programımız devam edecek. Avrupa futbolu analizi ve Süper Lig analiziyle, Süper Final analiziyle devam edeceğiz. Sevgili Güvenç Kurtar ve sevgili Ziya Doğan, teknik direktör arkadaşlarımız bizimle birlikte olacaklar. Kısa bir ara müsaadenizle. 90'a